Hadi hayırlı olsun. Ya Meryem, sen aklı başında akıllı fikirli bir kadınsın. Eve 26'sı dedim Sami. İyi işte, o da gidip pasta almış doğum günüm diye. Vallahi o da onun işgüzarlığı, yapmasaymış. Ya Meryem, yaparsa yapsın, bırak. Takma şu kadını kafaya. İyi geceler Sami. Meryem. Feride. Geldim ablam. Çocuklar iyi geceler. Alaz mı aldık? Abi ben 2 dakika. Ablam sen gir. Feride. Geldim geldim. Sema abi. Efendim peri kızı. Müjde yıllı. Sen de illa bir laf edeceksin ya Feride. Ederim tabii ablam. O kadın da atmaca gibi atlamasaymış ama aldı ağzının payını. Kız ne alacak Allah aşkına? Aldı tabii ablam, bak gör bakalım bir daha eve gelebiliyor mu? Gelip de sana laf sokabiliyor mu? Ya bu kadın Allah aşkına neden hala burada? Bunun bir işi, bir gücü, bir şey yok. Ablam biz kibarlık ettik. Yapacaktık şu babalık testini. Ay Feride git Allah aşkına. Tabii ablam şimdi içimizde kalacak. Kalmayacak. Ben Sami'yle konuşacağım. Soracak mısın? Yok, sormayacağım da. İşte bir burnuna getirip mevzuyu oraya getireceğim. Sonra gözünden anlayacağım. 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 İyi hadi inşallah. Hadi inşallah. Ulan Halim. Nereden çıktın şunu kafama ya? Ne adamsın sen be? Bunu al. Atma onu, sakla tamam mı? Bu ne? Sapanca'daki otelin broşürü. Hani beğenmiştin ya. Tamam, tamam. Öyle işte. Bir gün kalmaya gideceğiz. Nasıl gideceğiz Ali? Baksana tefeciler peşimizde. Hem ablam. Meliha yengeyle aramızı düzelteceğiz. Çapar anı da olur ne alırız. Ya şu tefecileri bir halletsek. Otele müşteri gelip gitmeye başlasa. Sonra? Sonra alacağız çantamızı gideceğiz. Emin misin? Nasıl sen emin misin? Niye emin miyim nasıl? Hayatını ben de geçirmek istedim ben. Böyle dolaşarak sonsuza kadar. Sonsuza kadar? Eminim. Gel al şu. Bu ne ya? Defter. Ne defteri? Hatıra defteri mi? Oğlum abinle dalga geçme. Onu iş için tuttuk. Gemiye ne zaman bindik, ne zaman indik? Seyir defteri, seyir. Hasretin dinmiyor gülüm. Deniz silmiyor özle beni. Kalbim kırık bir köşeye atılmış. Alço. Abi şiir yazmışsın. Yazdık, bir ara ailem geldi, yazdık. Sen şu tarihe baksana. Ne tarihi? 7 yıl önce Dilara vuku bulduğunda ben gemiden miydim, Marmaris'ten miydim? Ben bakamıyorum, sen bak. Ya ayını nereden biliyorsun ya? Kız Mart ayında doğduğuna göre Aliço. Ha. Aralık, Ocak, Şubat. Haziran, Haziran. Haziran. Haziran 2002. Haziran 2002. Ha. Ne diyor? Aliço. Marmaris. Marmaris. Oradaymışsın abi. Yapma ya. Bak defter öyle diyor. Haziran, Temmuz, Marmaris. Ver bakayım şu. Marmaris. Hayda.
zaten Mavi'nin gözüne bakıp anlayacak. Ay nasıl anlayacak ablam? Ay ne bileyim Gülüm, öyle söyledi, test mest istemiyormuş. Aslında ablam haklı ha. Yani ne öyle DNA testi falan, benim de içime sinmedi ki, yakışmazdı yani ablama. Sen de güzel çark ettin ha Gülüm. Niye abla? Seyhan'ım asaletli bir yere kadar yani. Çocuk ortalıkta serseri mayın gibi dolaşıyor. Ya Samim abinin kızıysa? Yani Samim abinin kızıysa? Sen şimdi bırak ablamın dediğini de git şu Ali'nin ağzından bir laf al öğren. Ali mi? Evet. Sonuçta Samim abinin en yakın arkadaşı mutlaka biliyordur. Söylemiştir ona. Ay, ay iyi, tamam da abla ben ne diyeceğim Ali'ye? Ay çaktırmadan ağzından bir laf alacaksın yani. Allah Allah zor bir şey değil. Nasıl olsa bütün gün berabersiniz. Yok bütün gün değil ya. Ne bütün gün değil? Neredeydin bugün? Ya hiç öyle dolaştık. Hı, dolaştın. Ay yok gelemem, yok beni idare et filan. Ay yok ablam. Ne yok Seyhan? Ha? Ya hiç öyle dolaştık döndük. Ne? Ya vallahi. Ya işimiz vardı gittik geldik. Nasıl işiniz vardı? Bir tabak alacağız diye Fizan'a mı gittiniz? Öyle oldu. Öyle oldu. Evet. Madem artık aranız düzeldi, o vakit üstüne düşeni yapacaksın kardeşim. Gene ne oldu abi? Bu çocuk mevzu Halim'in aklına geldiyse Melia'nın haydi haydi gelmiştir. Yok öyle bir şey abi. Öyle bir şey olsa Seyhan bana söyler. Söylemez. Sen ağzını arayacağım. Nasıl yapacağım abi? Melia'nın kafasında böyle bir fikir var mı yok mu bunu öğreneceksin. Yok sen abi. Aramız yeni düzeldi zaten. Başımı derde sokma abi ya. Bencil olma Aliço. Ya abi. Abi zor durumda Aliço. Ben soramam. Sen öğreneceksin. Nasıl öğreneceğim sen abi? Ya anlattım işte. Seyhan'a soracağım. Bir çuval inciri berbat ettin ha. Alo. Ferde, hayırlı olsun. Ne oldu Halim? Ya akşam Kenan'la konuştum, evleniyorsunuz ha? Öyle oldu vallahi. Bu sefer olacak galiba Halim. Hadi olacak, olacak, olacak. Tamamdır ya. Bizim yüzümüz gülmedi, kısmet sizeymiş Ferdeciğim. Abla ne oluyor? Yok bir şey Gülüm. Ay Halim kusura bakma, Seyhan uyandı da. Uyandı mı? Nasıl, iyi mi? Yani iyi Halimciğim. Nasıl olsun? Halim biz bugün öğlen Kenan'la yemek yiyeceğiz. İyi hadi yiyin, afiyet olsun, afiyet olsun. Siz de gelsenize. Biz mi? Ha Sevin de al gel. Ya ne Sevin'i Ferde? Hep beraber oluruz. Ya sen de tahtın bana ha. Kızım ben kimseyle bir alakam yok, bırak. Tamam alakan yok Halimciğim, işte arkadaş olarak zaten. Ya tamam ha Ferde tamam. Ya Halim maksat beraber olmak yani. Kırma işte beni. Ha hadi. Ben şimdi Kenan'la konuşacağım, seni arayacağım tamam mı? Haber veririm. Ya tamam konuşuruz. Hadi tekrar hayırlı olsun. Ablama selam söyle. Hadi sağ ol Ferde. Hadi. Hadi canım. Yapma. Yapma. Günaydın. Günaydın. Kim abla, Halim mi? Hı. Ne diyor? Ne desin Seyhan işte, evleneceğimi duymuş, öyle tebrik etmek için arıyor. Nasıl abla, iyi mi? Halim. Yani iyi. Abla bazen dükkana uğrasam diyorum.
Öyle kaldı bir başına. Bir iyi misin hatırını sorsam. Bir şeye ihtiyacı var mı diye. O zaman da yanlış anlayacak. Senin yapabileceğin bir şey yok Zeyha Hanım. Halim sağlam çocuktur. Atlatacak. İnşallah. Bahçeyi sattık. Diyelim mi? Bu işler zaman ister Kenan. Oğlum millette portakal bahçesi için kapıda sıraya girmiyor ya. Ne yapacağız anacığım? Biraz idare edeceğiz. Ev mev, bunlar büyük işler. Ama istersen söyle geline. Bir müddet burada oturun. Anacığım kaç kere söyleyeceğim? Feride gelmez, istemiyor. Güzel. O zaman sen gidersin. Nereye? Meliha Hanımlara. Meliha ablalara mı? Evet. Anne iç güveysi mi olacağım? Hayır canım, misafir temelli değil. Anne. Oğlum. Tutturdunuz Yıldırım nikah yapacağım diye. Öyle iki günde ev, eşya onları halledecek halin var mı senin? Gördün mü? O zaman da biraz idare edeceksiniz. Dediğim gibi temelli değil. Eliniz rahatlayınca çıkarsınız. Bir iki ay oğlum. Anacığım ben bunu nasıl söyleyeyim Feride'ye? Söyleyeceğim. Evlilik bu. Azıcık da o fedakarlık yapsın. Aslan. Güle güle çocuklar. İdo, gecikmeyin ha. Tamam. Hadi zihin açıklığı. Günaydın Samim. Sağ ol, sağ ol, sağ ol Taddeh'in. Emaneti getirdim. Gel kardeşim, buyur gel. Abla. Seyhan. Şimdi sen gerçekten gözünden anlayacaksın mı? Ufaklı. Senin abinin babası olup olmadı. Anlayacağım herhalde kız. Ben Samim'i iki gündür tanımıyorum ki. Bizim bahçeye dalandığını nasıl anlıyorsan bunu da anlayacağım yani. Hangi bahçeye? Kız Adana'daki bahçeye. Şimdi bu küçükken işte böyle bir takım meyvelere dalıyor. Elmaya dalıyor, armuda dalıyor bilmem ne. Cabbar ağa da bunu yakalıyor. İşte ben yapmadım Cabbar'a. Yok ben etmedim Cabbar'a falan. Anacığım bunun kulakları nasıl kızarıyor inanamazsın. Nasıl kıpkırmızı ya? Kız bilmiyorum, bu yalan söyleyince hop tıs buralar pancar. Ya ciddi misin? Zaten bak surata bakmayacaksın. Hop hemen kulağa, kulaktan anlayacaksın. Hala kızarıyor mu? Vallahi ufağı tefeği idare eder ama bu büyük iş. O zaman ablam gözü boş ver. Kız hem kulağa hem göze bakacağız anlayacağız. Ah burada tam 2000 varsın. Sağ ol Taceddin. Ya biz ne kadar ödeyeceğiz? 5. 5 mi? Ya kusura bakma tabii. Kenarda başka olsa vallahi hiç. Ya ne kusuru Taceddin'le? Sizde ne kadar var? 2. 1 eksik. Ne yapacaksınız? Ya Şehnaz müşteri bulmuş da. Şöyle bir vakit olsa belimiz doğrulacak. Ya ödemeyi geciktiremiyor muyuz biraz? Yok oğlum, ikisi dediler ikisi. Ya adamların şakası yok hani. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Açıp söyleyeceğiz sen. Dinlerler mi? Dinlerler, biz elimizdeki 4'ü verirsek. Onu vereceğiz zaten, orada problem yok. Tamam, kalanını vereceğiz diyeceğiz. Aç mı sor? Ya teficilerle pazarlık mı yapacağız Taci abi? Yapacağız hani. Ya kabul edecekler ya da kalanın için seferber olacağız.
Ne yapacağız? Başka çare yok. Kolay gelsin. Sağ olasın. Berat baba. Hayırlı işler. Cumali. Hoş geldin ustam. O ne oğlum? Ablanın hediyesi. Duvara astık. Çekil bakayım şöyle. Van Basten ustam. Ustam, abla da hediyenin en güzelini bulmuş ha. Tövbe estağfurullah. Oğlum bak, kız her geldiğinde böyle böyle dizilip pel pel bakıyorsunuz. Ayıp denen bir şey var, ben utanıyorum. Kız da senin gözlerinin içine bakıyor ha ustam. Lobolleşme Cumali, lobolleşme. Ustam ama... Kılıksız tevge. Patrona yağ çekeceğim diye sen de atıp tutuyorsun lan böyle. Ustam vallahi atmıyorum. Ekmek kuran çarpış gibi bakıyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Bırak kes! Tövbe estağfurullah ya. Siz adamı kuru derede sele götürürsünüz ha. Gözümün içine bakıyormuş. Eşeğe paları. Tövbe estağfurullah ya. Ey damat bana bir çay getir. Tamam usta. Siz de dağılın. Tövbe. Bak adamlarla konuştun konuşmaz haber ver. Tamam Taceddin. Yine dar vakitte yetiştin ha. Ne olacak? Keşke hepsini yetişsek. Hadi görüşürüz Taceddin. Hadi atmadık hadi. Yakışıklı. Hadi bakalım. Güle güle. Hadi Mert o ayakkabılarını giysin. Hadi. Tamam. Tam çıktı ben iniyorum. Tamam abla. Tamam hadi yürü. Hadi iyi şanslar. Abi bana sorarsan gider gitmez Şehnaz Hanım'la konuş. Konuşacağım Ali'cim. Bir baş başa kalalım lafı getireceğim Dilara'ya. Ya lafı mafı getirme abi direkt sor. Sana demesi kolay. Abi iki gündür kıvranıyorsun ya. Öğren şunu sor. Ali. Samir. Ha. Leyla. Merhaba yenge. Merhaba Ali. Nasılsın kocayla? İyiyim. Abi ben otele gidiyorum ben de. Tamam Ali'cim. Ablam ben de oteldeyim. İyi tamam. Sonra konuşuruz. Tamam gülüm. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi. Ne haber aşkım? İyi, sen? İyi, iyi. Yenge bir şey mi soracaktı sen abiye? Yok, konuşacaklar. Ne hakkında? Bilmiyorum, niye? Nasıl niye? Ya niye sordun? Ya dün araları bozuldu ya Şehnaz Hanım falan. Ya Şehnaz Hanım'la ilgili bir durum mu var? Yoksa ya ne olacak ya? Varsa yani söyleyebilirsin, çekinme. Yok güzelim, ben öyle meraktan sordum. Öyle yani, yoksa bir şey yok. İyi, tamam. Tamam. Sen mi hallettin tefeci? Ya halledeceğiz işte. Konuşacağım, telefon açacağım. Halledeceğim. Ha iyi hadi inşallah. Bu müşteriler? Müşteri yok. Bir şey nazlar var. Onlar da bugün yarın gider. Eli kulağında. Ufaklıkta gidecek mi? Dilara? Ha Dilara. Hani kız alıştı ya İstanbul'a. Hani kalmak istiyorsa kalsın. Hani burada bir kimi kimsesi varsa. Yok Dilara'nın. Ha Dilara, dur şurada bir şey. Ha Dilara'nın yani burada bir akrabasıdır, bir tanıdığıdır. Var mı? Akrabası İstanbul'da yok benim bildiğim yani. Ha yok. Uzak bir akrabası varsa bilmiyorum ama. Böyle kuzeni, hamennesi falan filan. Benim malumatım yok yani. Ha iyi o zaman, tamam. Ha. Niye sordun? Hiç öyle meraktan sordum. Merak ettiğin bir şey varsa. Yok canım ne olacak? Merak ettiğim bir şey yok. Öyle sordum. Can Can. Hadi oğlum Ali ablana. Can Can. Hadi sen oğlum. Yok. Onun aklı otelde arkadaşına gidecek o. Yok ya. Dep kocayına. Biz gidip gelelim bari hadi. Hadi. Güle güle. Tamam. Hadi güle güle.
Kenan. Hoş geldin hayatım. Erkencisin hayatım. Uyku tutmadı Feride. Seni görüp şöyle gideyim dedim. Günaydın. Günaydın. Çiçekler senin için. Ay sağ ol. Dur ben de üstümü değiştirip geleyim. İşe başlayacağım. Ben de geliyorum. Nereye? Kapıda beklerim. Kenancığım kötü bir şey mi oldu? Yo, ne alakası var? Hayır ne bileyim sabah sabah çiçekler falan. Yok güzelim özledim seni. Hayır nikahtan vazgeçtim falan diyeceksen. Hayır hayır bilakis. Ne bilakisi Kenan? Feride. Benim aklıma bir çözüm geldi. İstersen yarın evlenebileceğiz. Yarın? Evet. Sen üstünü değiştir ben kapıdan sana anlatacağım hadi. Yanak ne çabuk çark etti ya. Ya bir kız için sattı beni ha. Peki anacığım hayır ben şunu merak ediyorum. Şimdi bu anasıyla kızı iki gün içinde hayırlısıyla gidecekler. Hayır o zaman ne yapacak koca yanak? He pastamasta günleri nihayete erecek yani. He geleceğim bu kapıya. İşte poğaçadır kurabiye bir şey. Ben de hayır diyemeyeceğim tabii. Ah koca yanak sen var ya hep benim bu yufka yüreğime güveniyorsun. Ney? Pastanın gülünü sevmiş. Ah! Eşek sıpası. Dayısını giyemiyor. Oğlum ben sana ne dedim? Kurabiyeler çok güzel olmuş Melih abla. Ellerine sağlık Melih abla. Bir tane daha alabilir miyim? Hani ne oldu? Unuttun gittin. Bir tutturdun otelde otel. Ne yapacaksın otelde? Dilara'yla oynayacağım. Dilara'yla? Ne diyor Dilara? Hiç. Benimle alakalı bir şey diyor mu? Seni çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Hay Allah'ım. Hadi gel. Dayı otele gitmiyor muyuz? Yok. Bir yere uğrayacağız ondan sonra gideriz. Bizim evde yaşayacağız ha? Bir süre için hayatım. Bahçe satılsın, elimiz rahatlasın, kendi evimize geçeriz. Bilmiyorum ki Kenan. Eğer sen bizde kalmak istersen. Ay yok. Yok yani Muazzez teyze benim burnuma fitil fitil getirir biliyorum ben. Başka çaremiz yok Feride. Bizim evde. Melih abla evet derse. Feride geliyor musun? Feride. Geldim canım. Kenancığım ben akşam yemekte ablamla bir konuşayım tamam mı? Biz seninle sonra konuşuruz. Feride. Konuşuruz. Tamam. Ya, Can ne oluyor? Konuşma. Can. Senin yüzünden okuldan atıyorlar beni. Ne? Senin yüzünden okuldan atıyorlar. Disiplin kurulu kararı vermiş kızım tasdiknameni hazırlıyorlar. Nasıl? Nasıl mı? Bilmiyor musun nasıl? Hayır. Bana bak sakın yalan uydurma Eda. Bana yalan uydurma tamam mı? Beni ispiyonlayan sensin. Bana sakın yalan uydurma. Ya tamam benim de okuldan atacaklarını bilmiyordum. Atıyorlar işte kuş beyinli. Atıyorlar işte okuldan. Ya Nurcan. Senin yüzünden kapının önüne koyuyorlar beni ya. Kapının önüne koyuyorlar ya. Hocam. Bittin Eda sen. Sen bittin sen. Ben de bunu senin yanına bırakır mıyım sanıyorsun ha? Bırakır mıyım? Ne oluyor? Ne bu patırtı? Nurcan. Bir şey yok hocam. Bir şey yok. Nasılsın abi? İyiyim sanmadım. Hoş geldin, hoş geldin. Buyur abi, buyur. Vay örümcek bak, fıştırık. Merhaba. Merhaba gencillerini. Yerim senin. Vallahi billahi özledim abi ya. Artık yolunuz düşmüyor buralar abi. Cumali iki çay kap. Çabuk. Ya fazla oturmayacağım halim. Hayırdır ya? Cancan sen kendine bir şeker al bakayım oradan. Abinin yanına git koş. Yakışıklıya şeker çabuk. Evet Dilekçim. Hı hı, Sarıyer. Siz ne zaman burada olursunuz? Tamam ben buradayım zaten bekliyorum canım.
Görüşmek üzere. Hoşça kal. Şimdi arkadaşlar kullanabileceğiniz bir şeyler. Diloş, gel kızım. Şu öksürük şurubunu içelim, bak öksürüyorsun. Bugün de öyle fazla koşturmak yok. Tamam mı? Bak öksürüyorsun sonra. Anne, Mertcan nerede kaldı? Gelir canım. Samoş. Bugün onlara çok güzel haberlerim var. Merak etme, birazdan gelirler. Tamam mı? Halim, dün kuyuya bir taş attın. Ne taşı abi? Ya işte bu çocuk meselesi. Ha, senin kız. Oğlum dur, senin kız falan. Yok ben ya, yok lafın gelişi söylüyorum ama ben sana takılıyorum. Sen bana bakma ya. Ne oldu ki kıza? Yanaklar da aynı sana. Oğlum dur, yapma. Sağda solda konuşacaksın, yengenin kulağına gidecek. Yok yok, yok tamam. Halim, yakarsın beni ya. Yok abi ben öyle yani lafın gelişi söylüyorum. Sen bana bakma ya. Tamam. Aman ha. Belki bu işin aslı astarı. Ya yok aslı astarı, sen gene de ağzını sıkı tutacaksın halim. Tamam tamam. Tamam. Dayı. Aldın mı oğlum şekerini? Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Çıkma sen. Samu abi benim ağzım mühürlü. Hiç can sıkmadı. Ciğerim. Yeğenim benim. Hadi bakalım örümcek bak fıçtırık. Allah'a ısmarladık. Hadi bakalım güle güle. Hadi Samu abi. Hadi. Ya Feride anacığım, her şey bitti şimdi, bir de bu başımıza iç güveysi mi gelecek? Ablam işleri yoluna koyana kadar vallahi. Ya Feride bu çocuk ne zaman hangi işi yoluna koydu anacığım? Ablam şimdi evdi, eşyaydı, yani bunlar 3-5 günde olacak işler değil. Hani nikah kıyalım sıra en kısa zamanda çıkacağız. Bak Feride, bak gelin başımla beraber. Ama bak bu çocuk yalnız gelmez. Anacığım anladın mı? Bunun anası bizi rahat bırakır mı? Bırakmaz. Yok yok, Muazzez teyzenin kendi evi var. Hiç o bizimle alakası yok onun. Feride. Ablam sen bir düşün, kurban olayım. Ha biz seninle yine yüz yüze konuşuruz. Ya Feride. Muazzez teyze konusunda içini rahat tut. Ben Kenan'la konuştum ablam. Hiç bizle iş olmayacak onun. Hadi inşallah o zaman, tamam. Sağ ol ablam, hadi görüşürüz. Sana da iyi günler ablam. Masa ekmeği, domates çorbası ve enginar var. Enginar hazır. Çorba geliyor. Şehnaz Hanım da inmedi daha. İner, kızıyla uğraşıyordur. Şey, ikisi yalnız mı yaşıyor? Biz babayı görmedik de. Nerede? Marmaris'te mi? Baba? Hı. Yok. Hiç mi yok? Ne varsa bile ben bilmiyorum. Bilmiyorsun. Hı. Seyhan çorba. Çorba geldi. Peki bilsen söyler miydin Ali? Ben bir tane daha enginar yaptım. Fazla da. Tamam. Sen hasta mısın? Yok, alerji. Ha. İyi bak, sen arkadaş getirdin. Can Can'la beraber oynayın. Hadi Can Can. Tamam. Bir kağıda oynayalım mı? O ne? Ben sana öğretirim. Tamam. Bana bak, bak. Bahçede oynayacaksınız. Otelin önüne çıkmak yok. Tamam. Hadi. Bak şimdi. Bunları toplayalım. Abi ben Samim Altın, Taceddin'in arkadaşım. Samim kardeşim, buyur. Öncelikle hayırlı günler. Bugün bizim ödeme günümüz kardeşim. He. Lakin biraz şeyimiz var, bir noksanımız var. O konuda bir maruzatımız olacaktı. Merhaba
Şenaz Hanım, misafirlerinizi getirdim. Merhaba Dilekçim, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun, buyurun. Bin lira Cemal Bey, bak elimdekini vereyim en kısa zamanda. Samim kardeş, en kısa zamanda vereceksin de... biliyorsun o 1000 liraya mürekkep faizi işler. Ya sen istediğin faizi işlet de yeter ki sen bana mühlet ver. Bak bir hafta diyorum sana, bir hafta sonra para elinde. Yalnız bak, biz işimizi sözle yapan insanlarız. Sonradan bir anlaşmazlık olursa... Yok. Ya yok, ben de Adanalıyım kardeşim. Ben vereceğim dediysem vereceğim. Bizde yanlış olmaz. İyi, tamam. Arkadaşlar öğleden sonra gelir tahsilatı yapar. Tamam Cemal Bey kardeşim, sağ ol. İyi günler. Çaynaz. Misafirler geldi Samim, resepsiyonda bekliyorlar. 3 gece dediniz, değil mi? Evet, deniz görene de olursa. Tamam, tabii. Buyurun, anahtarlarınız. Buyurun. Teşekkürler. Valizleri arkadaşlar yardım edecekler. Hoş geldiniz, buyurun, welcome. Hoş bulduk. Hadi, misafirlerimiz Ankara'dan Samim'cim. Hoş geldiniz. Seyhan Hanım, deniz gören odalarımızda. Hı hı, ayırdım Sayın Bey. Özcan Bey, valizleri yukarı çıkaralım. Dilek Hanım acentadan misafirlerimize eşlik ediyor. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şimdi efendim, lokanta kısmımız yukarıda. Bir istek, bir arzu, bir şikayet olursa... efendim Ali Bey, Seyhan Hanım, ben deniz buradayız. Sağ olun, sağ olun. Buyurun. Ben eşlik edeyim size. Buyur. Ben de seninle gelirim Seyhan'cığım. Kabul ettiler mi? 2 katı faiz ama olsun. Elimizdekileri vereceğiz, kalanı haftaya. Bir sakatlık çıkmaz mı? Çıkmaz oğlum. Aliço çıkmaz. Bak müşteriler de geldi. Tamam Aliço. Cuma Ali masa 3'e 2 tane kuru çekseniz oğlum. Hadi. Hemen usta. Millet öldü açlıktan ya. Zübeyir. Zübeyir gelsene buraya. Şurada işin başına gelsene Zübeyir. Merhaba Ali. Ferda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi Ali. Nereye? Birlikte yemek yiyecektik ya. Ha. Ya Ferda benim iş güç çok yoğun. Ben gelmeyeyim be. Halim yapma Allah aşkına. Şu kafede bir şeyler yiyip geleceğiz. Hem bak Kenan da gelecek. Ya ne bileyim şimdi Ferda. Ama bak ben Kenan'a Halim gelecek dedim. Şimdi o bozulur gelmezse. İyi tamam. İyi güzel de. Ben... Pardon. Alo. Hayatım nasılsın? İyi canım. Şimdi Halim'in yanına geldik. Kafeye geçiyorum. Hayatım siz geçin. Sen? Benim biraz zor. Nasıl? Niye? Feride dükkanda yoğunluk var. Düğün mevsimi açıldı. Müşterileri geri çevirmek istemiyorum. İyi de şimdi Kenancığım. Düğün mevsimi bir tanem. Şimdi bu zamanda dükkanı bırakmak olmaz. Ne oldu Meli abla ne dedi? Akşam konuşacağız. Tamam hayatım. Arkadaşlara selam. Hı-hı. Görüşürüz. Ne diyor? Gelmiyor. Aa, niye? Öyle. İyi tamam tamam. Hadi biz bize yeriz, biz bize yeriz hadi. Bıktım ya. Vallahi. Şşt, perdeyi sallandırma yüzünü. Hadi bakayım, tamam. Cuma Ali, biz kaçıyoruz oğlum. Tamam usta. Halim, eğer gelmek istemezsen hani... Yok hadi, düşün önüme bakayım. Hadi kızlar, düşün önüme. Canım üzülme, boş ver. Hep böyle yapıyor Sevin yani. Ya çocuğun işi var, gücü var Feride. Allah Allah. Hadi. Geldim. Muazzez Hanım. İşinden alıkoymadım ya Melih Hanım. Yok ya, ocakta yemeğim vardı da. 2 dakika oturup gideceğim. İyi hadi buyur. Kızı benim yüzümden okuldan atıyorlar. Niye öyle diyorsun ya? Öyle. Şikayet eden benim. Ya Eda, kız okulun başına belaydı zaten. Sen bardağı taşıran son damla oldun. Evet. Aynen öyle. Ne zaman gidiyormuş? Bilmiyorum.
Tasdiknameyi hazırlıyorlar. Tasdiknameyi hazırlıyor. Geçmiş olsun. Sen o gidene kadar bulaşma. Ondan sonra rahatsın zaten. Ya Eda'nın kimseye bulaştığı falan yok ki. Tamam işte, Nurcan da ona bulaşmayacak artık. Bitti gitti. Ben yanındayım, merak etme. Yiğit ya, abartmayın. Doğru söylüyor aslında. Nurcan bu, belli olmaz. Belli olmaz. Ev rutubet yapıyor mu Meliha Hanım? Ne rutubet Muazzez Hanım? Hayır, denize yakın yer. Duvarlar akar makar. Yok, akmıyor bizim duvarlar. Eski ev. Tamirat işi çok olmasın da. Arka odalar nasıl? Nasıl? Yani kışın iyi ısınıyor mu? Muazzez Hanım, sen ne yapacaksın bu arka odalara? Oğlum için soruyorum. Ayol, çocukcağız nerede yaşayacak? Kışın ısınacak mı? Allah Allah. Bunlar önemli Meliha Hanım. Ya Muazzez Hanım, biz daha bir karar vermedik. Tamam. Akşam Feride gelecek, konuşacağız. Vallahi ben de oğlumun gıcır gıcır bir evde oturmasını isterim ama mukadderat. Başka yere taşınacak durumları da yok. Çocukların mutluluğu için azıcık fedakarlık yapacağız. Seni işinden alıkoymayayım. Yok yok, bir işim tamam. Haklarında hayırlısı olsun. Meliha Hanım, gitmeden bana da odamı göster. Ne odası Muazzez Hanım? Ayol, misafirliğe gelince nerede kalacağım? Yerde yatırmayacaksın ya beni. Ya Muazzez Hanım, bak iş o raddeye gelsin. Ben vallahi kendim sana yatak yapacağım. Tamam? Hadi canım, hadi anneciğim. Hadi canım. Göreceğiz bakalım. El mi yaman, bey mi yaman? Yok ablam, yani vallahi haberim yok. Öylesine gelmiştir. Ya anacığım, yatağım nerede diye soruyor bana Feride. Ablam, lafın gelişi söylemiştir onu. Bak, bu erkek güzelliğiyle kuyuya inilmez. Bak öyle bir iki ay diye gelirsiniz, öldür Allah gidemezsiniz bu evden ha. Ablam, niye öyle söylüyorsun ya? Hayır anacığım, ben söyleyeyim de yani sen üzüleceksin sonra. Tamam. Tamam, ben geleyim, yine konuşuruz, tamam mı? Hadi öpüyorum seni. Hadi canım benim, tamam. Samim. Ha, buyur buyur Şehnaz. Misafirler odalarına yerleştiler. Sağ ol Şehnaz ya, eksik olma, hazır gibi yetiştin ha. Ne olacak canım, yabancı mıyım ben? Yok, yabancı değilsin de. Samim, tepeciyle konuşmanı duydum. Ha, biz o işi hallettik ya. O problem çözüldü. Bak, paraya sıkıştıysan söyle. Şehnaz. Samoş, bu adamlarla iş yapılmaz. Yani ne kadar lazımsa söyle, sonra biz aramızda hallederiz. Ya işte, ya sana ya da öbür tarafa bir şekilde borçlanacağız. Niye borç olsun? Yatırım olarak düşün. Ya bak, burası iyi işletilirse kısa sürede karlı bir yer haline gelebilir. Hem bu kadar zamandan sonra seninle ortak olsak fena mı olur? Sağ ol, sağ ol da tabii biz bu işe Meryem'le Ali'yle birlikte girdik. Anca beraber, kanca beraber halledeceğiz biz. Ben daha buradayım. Sen yine bir düşün. Sırma abi. Ha, hadi çok iyi. Alo ablam, benim Seyhan. Ne oldu sabah Samim abinin konuşmasından bir şey anlayabildin mi? Ay yok be gülüm, böyle yüzü falan bulutlandı, ben hiçbir şey anlamadım. Ya ben de Ali'ye sordum, ama ben çocuk meselesinden... Haberi yok. Yok mu? Yok, varsa da bir şey belli etmiyor yani. Samim? Samim o da. Ha, bir ara Şehnaz Hanım'la bir şey konuştular ama ben ne oldu anlamadım. Aman Seyhan, vallahi olanla ölenin çaresi yok. Artık kısmet. Anlayacağız bir şekilde yani. Tamam ablacığım. Hadi ben biraz daha yoklarım. Hadi.
Çocukla ilgili bir şey söylemedi mi? Yok Halis'cığım, yok da niyeti bozmuş. Niye? Hiç gidecek gibi durmuyor. Abi bu defterdeki tarih tutuyor demedik mi? Dedim. O zaman bir punduna getirip açıklayacak. Doğru konuş. Abi bin defa öleceğine bir kere öl ya. Sor şunu, kurtul gitsin. Ya soracağım. Hadi. Affedersiniz, en yakın taksi durağı nerede burada? Siz oturun, biz size taksi çağırıyoruz. Teşekkür buyur. Ederim. Buyurun efendim, buyurun. Şey düşünmem lazım ya. Başka bir şey düşünmeli ha. Başka bir şey düşünmeli. Evde biraz aşağı. Tabii canım. Canım kaç sene geçti hala bulamadın şu kuluncun yerini. Bulacağım Kenancığım, bir saniye. Kenancığım kahve. Güzelim, bırakıver şuraya. Afiyet olsun. Elma nerede? Feride, elma nerede? Elma. Geldi damat bey, burada bir saniye. Al damat. Ne oldu? Kabuklarıyla olmaz Meliha Hanım. Soy da ver. La havle. Abla, abla çekilir misin? Çocuk televizyonu göremiyor. Görüyorum ya. Görüyor ya işte. Ablam ama eğil misin? Çocuk beli ağrır. Gel. Öp bakayım babayı. Kurban olayım. Öp. Ben üstünü öpeyim. Tövbe tövbe. Mertcan, sen yüzmeyi biliyor musun? Biliyorum. O zaman yazın bizim otele yüzmeye gelirsin. Tamam. Samuş'u da çağır. Dayım da mı gelecek? Sen söylersen gelir. Tamam. Ama benim söylediğimi söyleme, tamam mı? Söylemem. Hadi. İnsanın aklı gidip gidip geliyor ha. Alo Feride. Anacığım bak, benim aklıma bir şey geldi. Ne oldu ablam? Anacığım bak şimdi, bu erkek güzeli hani iç güveysi diye dahiyane bir fikir attı ya ortaya. Evet, yani geçici bir süre. Ha. Şimdi bu çocuğu anası yalnız bırakmaz Gülüm. Ablam yani, ay şimdi ne alakası var? Olur mu hiç öyle şey? Hiç Kenan istemez öyle. Ya anacığım bak, bu Muazzez Hanım neredeyse mama sandalyesinde besleyecek bu çocuğu Feride. Ya ben eminim ömrü hayatında daha bir elmayı kaboyla yemedi bu çocuk. Gülüm bak, olmaz, o anası mutlaka arkasından gelip bu koltuğa kurulacak. Ablam olur mu öyle şey? Allah Allah, abartıyorsun ama yani. Muazzez teyzenin bizde ne işi var? Nereden geldi aklına şimdi bu? Anacığım insan aklı bu gidiyor geliyor ama bak, ben bu yaştan sonra vallahi billahi anasıyla erkek güzelle bakamam. Hani bir erken uyarı gibi yani. Olur olmaz bilemem. Tamam Gülüm. İyi hadi, bir söylemiş olayım dedim. İyi hadi, tamam. Görüşürüz. Ay. Misafirliğe gelince nerede yatacakmış bak. Yersin abicim, ıskara pişti mi? Tamam Seyhan, garnitürü tabakta. Tamam, ben koyayım bak. Tamam. Seyhan. Ali neredeydin? Hiç, sen Mavi'yle konuştun. Izgara hazır. Gelsene bir dakika. Ne oldu? Ya bak, ben sana hiç yalan söylemedim.
Yani Semih abiyi idare ettiğim durumlar dışında. Ben yalan söylemem. Biliyorum. Sana bir şey söyleyeceğim ama hiç kimseye söyleme. Ben sabahtan beri senin ağzını arıyorum. Ben de. Sen de mi? Evet, çocuk konusu. Sen nereden biliyorsun? Evde kaç gündür başka konu konuşulmuyor ki Ali. Yenge? Vallahi emin olamadım, biz de anlamaya çalışıyoruz. Biz de. Siz de mi? Sen mağbubu sorup öğrenecek. Ya ben sabah anlamıştım zaten. Hadi oradan, ben çok ince çalıştım. Sen mi? Kızı sen kendine bak be. Çocuk neredeymiş, çocuk kimmiş, babası kimmiş? Allah Allah. Çocuklar iyi anlaştı ha. Şey nasıl? Diloş Mertcan'ı o kadar sevmiş ki eve dönmek bile istemiyor. Sağ olsun. Maşallah. Bayağı uzun kaldınız ha. Özledik seni Sami. E tabii bu kadar zaman kalınca ben de Allah korusun dedim. Başka bir sebep, bir durum murum falan. Diloş için kalıyoruz. Diloş için mi? Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Nasıl? Diloş olsun, otel olsun, bir sıkıntı, bir sır. Ne sırrı Sami? Ya bilmiyorum işte, bir rahatsızlık. İçinde kalmış bir şey. Söyleyemediğim. Diloş, koş kızım içeriden hırkanı giy, hadi. Yani... Diloş'un astım sorunu dışında Allah aşkına hiçbir sıkıntımız yok. Ya geçmiş olsun, söylerdim bakayım. Alıştık artık. Erken doğumun cilveleri, ne yapacaksın? Erken doğum mu? Diloş 7 aylık doğdu, ben sana söylemedim mi? Yok, hiç haberim yok. İşte alerji berbat bir şey ama yani... erken doğanların çoğunda görülüyormuş. İşte bu bahar bitene kadar uğraşıyoruz. Şeynaz, bana müsaade, ben gidip geliyorum. Ne oldu? Ali'ye bir şey konuşacağım da. Tamam. Sözü şu anda yazdım. Tamam. Haydi hocam. Ali. Heh. Bir gel ciğerim be. Sen bir dakika. Ha? Ne oldu abi? Ali çok. O defterde ne diyor bir hatırla. Ne defteri? Seyir defteri. Dilara'nın vuku bulduğu sene Ali çok. Ben gemiye ne zaman bindim? Haziran, Temmuz, Marmaris'tesin. Onu biliyorum, dönüş tarihi. Dönüş? Ağustos. Emin misin Haliço? Evet abi, Ağustos'ta gemiye binmiş. İyi düşün Haliço. Evet abi, dün akşam baktık ya. Geçmiş olsun ciğerim. Ne oldu? Dilara 7 aylık doğmuş. Ağustos'ta ben orada değil. Senin kızın değil yani. Değil. Oh, Allah'ım. Alo. Alo ablam, öğrendim. Kız neyi öğrendin? Ya Samim abi. Seyhan. Dur öyle hemen söyleme. Elime inecek. Ha söyle bakayım, o kızı mıymış? Değil ablam. Değil mi? Değil değil. Ya adamcağızın boş boşuna günahını almışız. Samim abinin hiçbir ilgisi yok. Hani eminsin Seyhan? Eminim ablam. Samim abim o tarihte gemideymiş, gemide. Alo abla. Ha Seyhan. İyi ya gülüm, o zaman tamam ya, ben zaten yapmaz diyordum o zaman. İyi artık, hadi hayırlısı olsun. Hadi hayırlısı ablam, öptüm çok, hadi bay bay. Tamam canım, hadi. Diloş, hadi annen çağırdı yavrum. Tamam. Hadi Can Can. Geliyoruz. Hadi. Hop.
Hadi. Peki şimdi Sanım abi Diloş'un babası değilse? Hı. Yani ne bileyim, hiç evlenmemiş mi? Şeynaz Hanım? Hı. Evlenmiş. Ee? Yani Sanım abinin dediğine göre öyle bir sene falan evli kalmışlar. Sanım abi? Yok, o gemide. Ayrılar. Zaten öyle sürekli bir şey yok. Şey, kocası? Bilmiyorum. Ama zengin bir adammış öyle. Ayrılırken bayağı bir mal mülk kalmış. Yenge ne yaptı? Hiç ne yapmışsın böyle. İlgilenmiyormuş gibi öyle. Hayırlısı falan dedi ama ben anladım. Sevindi. Sevinmiştir ya. Sesinden anladım. Şudur şimdi o mutluluktan. Oh. Alo. Efendim ablam. Seyhan'dan haber çıktı Feride. Nasıl, çocuk hakkında mı? Kimmiş babası? Vallahi Samim değilmiş ha. Oh. Ablam hadi. Hadi geçmiş olsun, gözümüz aydın. Ay bir de adamın günahını aldık ha. Tamam aslan Samim abim hadi. Tamam canım, sen nereye? Vallahi otele gidip bir bakacağım artık, bir yardıma falan ihtiyacı varsa. Bak ablam bak, meydan senin, keyfin çıkar. Kız doğru konuş. Neredesin sen? İyi tamam, hadi akşama görüşeceğiz Halim ve Selam, hadi. Tamam ablam, hadi sen de. Öpüyorum canım benim, hadi. Melih abla mı? Ha. Ne olmuş ki? Yok Halim, bir şey yok. Ortada bir karışıklık vardı ama halloldu. İyi hadi, geçmiş olsun Ferde, geçmiş olsun hadi. Ne haber? İyidir. Bizimkileri mi bekliyorsun? Yiğit'i bekliyorum. Kafeye gideceğiz. Ha, anladım. Ben de biriyle buluşacağım. Yolda yakalarım sizi. Tamam. Nerede olacaksın? Hemen köşede. Tamam. 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 Hadi görüşürüz. Tamam. 3.700, 3.900, 4.000. Aman abi, koy onları cebine. Adamlar ne zaman gelir? Bilmem. Birazdan gelirler. Üstünde haftaya tamamlarız. Sen sağ, ben selamet gittik Aliço. Alo. Ben geldim Sami. Merhaba yenge. Evet, misafirler gelecek diye geldi diye duydum. Bir yardıma falan ihtiyacın olursa diye. Sağ olun Ali. Çocuklar içeride mi? İçeride gel. Hiç. Sınıfta konuşamadık da. Tamam işte, ne istiyorsun? Mutlu musun? Attırdın beni okuldan. Memnun oldun mu? Bunu mu söylemeye geldin? Hayır sivri zeka, bunu söylemeye gelmedim. Ben gidiyorum. Nereye ya? Bana bak, gideceksin hocaya diyeceksin ki, hocam ben yanlış görmüşüm, o kişi Nurcan değilmiş diyeceksin, tamam mı? Saçmalama ya. Kızım okuldan atılırsan başıma ne geleceğini biliyor musun sen? Bilmiyorum, bırak. Kızım evdekiler canımı okur benim ya. Ya Nurcan. Eda. Ya. Cancan, abinle ablana haber verelim de akşam mangal yapalım ha? Tamam. Sami, bak patlıcanlar hazır. Yana da şöyle güzel bir pilav yapacağız. Allah. Melih abla. Ha Gülü. Maydanozları ayıkladık. Heh, ver bakayım sen onlar bana. Bunu etin yanına koyacağız. Böyle bir kebap, bir yeşillik. Biz Adana'da öyle yapıyoruz. Kocaya bak. Kebaptan arkadaşını ayıracak mı? Tabii. Heh, aferin. Samimciğim, ya kızdıysa? Bakıyorum neşen yerinde. Patlıcanlar, kebaplar.
Yok be, öyle şey yani. İçimden geldi, iç gelmesi. Dilar'cığım neredesiniz? Kaç saattir seni arıyorum. Burada, burada. Şehnaz annesi bana yardım ediyor, değil mi Dilara? Samimciğim. Ya kızdı mı canım? Kızdı. Tamam canım. Taktı bana birader bedenci. Amutta dur deyip duruyor bana ya ikili bir. Ellerimin üstünde yürümeye başlayacağım. Ne zor mevzuymuş bu ya. Ne var orada? Birine bir şey olmuş herhalde. Birader mevzu ne? Eda! 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 Bir dakika, bir dakika! Ne? Bir dakika, rahat ol, bir dakika. Eda iyi misin? Düştü. Abi başı kanıyor. Hastane abi, hastane. Abi sen koş bir araba bul bir şey yap. Biraz gel, açıl açıl. Hadi gel. Sen koş bir araba bul bir şey yap. Tamam, tamam. Sen gel. Tamam, tamam, tamam. Gel şöyle otur. Gel, gel. Yasa başını, yasa başını. Elio, bu akşam biz de yemek yiyelim ha? Anacığım siz bize gelin. Vallahi yakında ev dolup taşacak. Hayırdır? Erkek güzeli taşınıyor. Size mi? Vallahi bir adama eve almadığımız kalmıştı. Ama bak o kız var ya, kafasını nasıl duvarlara vuracak? Dur ya, hemen celallenme. Affedersin beni ya. Alo. Alo dayı. Dayı neredesin? Oteldeyim oğlum, siz neredesiniz? Hastaneye gidiyoruz. Hastaneye mi? Ne oldu Sami? Ne oldu oğlum, neyiniz var? Eda iyi değil dayı. Başı kanıyor, yolda bulduk. Başı mı? İyi mi? Eda mı? Oğlum iyi de o. Ne oldu şunu doğru dürüst söylesene. Samim. Ya şuuru açık mı? Konuşuyor mu? Hangi hastane? Tamam geliyorum. Dayı ne oldu? Yok bir şey oğlum. Ablan başı kanamış biraz. Niye niye? Ya düşmüş, kaldırma vurmuş. Az bir şey kanıyormuş. Ha? Allah Allah. Hadi ben can can gidip geliyorum hastaneye, tamam mı? Samim. Ver ver eşeği ver hadi. Samim. Tamam Eda. Anacığım ben de geleceğim. Yok sen burada kal. Yok anacığım bu kız çocuğudur yani. Bir şeye ihtiyacı olur. Ya can canı ne yapacağız? Bilmiyorum. Can abi. Ha Aliço. Abi. Can can sana emanet, biz gidip geliyoruz tamam mı? Gülüm Eda bir kaza atlatmış. Aa. Ne olmuş? Ya, yok bir şey. Ben de tam bilmiyorum da. Çocuklar hastane yolunda, biz gidip geleceğiz sonra. İyi miymiş? İyi iyi ya, şuuru falan açık ya. Tamam biz buradayız. Tamam hadi böyle. Abla haber ver ya. İyi tamam hadi. Yukarıda 10 oda var. Yani özel partiler, düğünler için çok uygun. Şuradan bir taksiye binelim Meryem. Samim. Geliyoruz Şenaz. Nereye? Hastaneye. Ne oldu? Şöyle aşağı doğru bir bakın. Evet bir de şu gözüme bakalım. Evet bir de kulaklarınıza bakayım. Evet. Hemşire hanım, hastamızın bir de MR'ına bakacağız. Peki doktor bey. Aferin sana. Aferin. Niye bırakıyorsun kızı? Niye yolluyorsun? Niye? Ya bana Nurcan'la buluşacağım demedi ki. Bir arkadaşımla konuşacağım, ben sizi yakalarım dedi. Ya Nurcan'a bak be. Abi o neredeymiş? Ne bileyim ben, kaçtı gitti herhalde. Ne olacak? Bu kızı bir elime geçirirsem. Doktor bey. Yiğit, abi. Merhaba. Nasıl, iyi mi? İlk kontrollerde bir sorun çıkmadı. Kardeşinizden bir de MR istedim. Hı hı. Anne babanıza haber verdiniz mi? Yok, dayım geliyor. Tamam, bir de MR'da görelim kendisini. Tamam. Eda, iyiyim, iyiyim. Bir şeyim yok. Hadi, hadi. Hadi bakalım. Verin bana onları. Ver bana. Yemekleriniz hazır. Tamam. Ferhan abla, dayım ne zaman gelecek? Gelir ablacığım. Ali abin arasın, konuşursunuz. Olur mu? Tamam. Evet, kıymalı makarnalarınız geldi. Buyurun. Of. Harika görünüyor bak. Buyurun. Ablan? Ablan mı? O da gelecek mi? Gelir bir tane. Dayın alıp getirecek onu. Hadi siz yemeklerinizi yiyin. Nasıl Dilar'cığım, yiyor musun yemeğini? Evet. Yiyorlar, yiyorlar. Aferin. Mustafa öyle bir haber var mı? Yok, arayacağım ben biraz. Hayırlı işler. Buyurun. Samim Bey'e bakmıştık. Samim Bey çıktı.
Nereye çıktı? Bir işi vardı gitti, ben yardımcı olayım. Biz Cemal Bey tarafından geliyoruz da bir tahsilat işimiz vardı. Buyurun aşağıda konuşalım. Eda nerede? MR çektirmeye gitti. Anacığım nasıl, iyi mi? İyi Melih abla, iyi. Ne olmuş oğlum? Okuldan bir kızla kapışmışlar sanırım abi. Yok anacığım, Eda öyle bir şey yapmaz değil mi? Eda yapmamış zaten, kız saldırmış abla. Allah Allah. Allah Allah. Yok, çok acil bir işi çıktı o yüzden. Yoksa para hazır, verecek yani. O gelemiyorsa biz gidelim. Hastane hangisi? Ya gerek yok, o dönsün, ben size haber vereceğim. Allah, Cemal abi bize parayı alın dedi. Ya alacaksınız, hani bugün olmazsa yarın. Sen abi verecek. Dayı. Eda kızım. Merhaba. Merhaba doktor bey. Doktor bey nasıl durumu, yani iyi olacak mı? Gönlünde bir problem yok. Şükürler olsun. Yine de herhangi bir kanamaya karşı 24 saat müşahede altında tutmakta fayda var. Nasıl yani? Hastanede mi kalacak? Yarına kadar. Allah Allah. Mine Hanım, hastamızı bir gün misafir edeceğiz. Lütfen gereken işlemleri başlatın. Tabii doktor bey. Sabah kontroller yapılır. Herhangi bir sorun çıkmazsa taburcu edilir. Öyle diyorsanız. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Samim, ne yapacağız? Ne yapacağız Melih'a? Doktoru duydun, kalacağız hastanede. Dayı. Ha kızım. Kusura bakma. Ya olur mu öyle şey ya? Daha gülüm, sen iyisin değil mi ya? Bir şey yok. İyiyim Melih abi. O zaman ben eve gidip Eda'nın eşyalarını alıp geleyim. Tamam iyi de. 609 numaralı oda. Alo. Melih'a. Siz yürüye durun, ben geliyorum. Samim kardeş, ben Cemal. Buyur, dinliyorum. Geçmiş olsun. Hastanedeymişsin. Öyle. Yazık. Ters zamanda oldu. Arkadaşlar otelde bekliyor. Cemal kardeşim bak, hiç hesapta olmayan bir aksilik çıktı. Yeğenim özel hastanede, çocuklar almış buraya getirmiş. Koçum bir sabah ne konuştuk? Sen bana vereceğim dedin mi demedin mi? Dedim de kaza bu, sen bana az zaman ver, tamam mı? Kardeşim. Zaten bir posta pazarlık ettim. Vereceğim ya, hepsini birden vereceğim. Ciğerim burada şimdi film benim çekti. Şimdi parayı sana göndersem burada rehin kalacağız ya. Yok, böyle olmadı Samim kardeş. Olacak bak. Bak, vallahi haftaya vereceğim diyorum sana. İdare et, hadi Cemal kardeşim. Hadi iyi günler. İyi günler. Efendim abi. Aha. Aha, tamam abi, anladım. Ne oldu? Samim Bey'e selam. Tekrardan geçmiş olsun. Sağ ol. Eda Alacan'ın odasını arıyoruz biz. Bu acilden yeni çıkmış. 609 numara. Sağ olasın. O mu itti? Ben mi düştüm anlamadım. Allah onu bildiği gibi yapsın, ben de başka bir şey demiyorum. Ya gözümü bir açtım. Kafamdan kan akıyor. Neyse ki ucuz atlattın. Onurcan ne verecek hesabını ya, tamammış. Gel Feride. Feride, içerisi müsait mi? Gel Halim, gel. Kimse yok ya. Hayırlı günler. Merhabalar. İyi günler Halim. Geçmiş olsun Eda'cığım. Sağ ol Halim abi. Eda'cığım öldük vallahi meraktan. Ya iyiyim iyiyim, bir şeyim yok. Kontrol için tutuyorlar.
Nasılsın abla? İyi Halim. Selma abi yok mu ya? Selma abi burada geliyor. Alo. Samoş benim Şehnaz. Haberler nasıl? İyi Şehnaz, sağ ol. Eda nasıl oldu? İyi iyi. Bu akşam buradayız. Yarın kısmetse çıkacağız. İyi, çok geçmiş olsun. Samoş, senin bu tefeciler yine geldi. Haberim var ya, konuştum. Bak, yani... Bu adamlarla başın dertteyse... Ya yok Şehnaz, hallettim. Sağ ol. Bak, şu teklifimi bir daha düşün. Ne güzel ortak olacağız. Yok, bir daha düşünmeye hacet yok. Boş ver, olmaz, yok. Tamam Samim, sen bilirsin. Yok bir şey. Ne istiyormuş adamlar? Para. Ne isteyecekler? Selim abi halletmişti. Ya halletmişti ama bu hastane meselesi çıkınca. Biraz eksik verseniz. Zaten eksikti Seyhan. Şimdi emmer memmer masraflar derken sen abinin elinde bir şey kalmamıştır. Anladım. Ya dur bakalım ya, hallolur. Selim abim bir yolunu bulur. Bak şimdi Eda iyi. Önemli olan oldu. Sıkma canını. Yiğit. Evet. Ah koçum, sen şöyle bir gel bakalım. Nereye? Arabaya. Niye? Dayım bizi bekliyor. Dayım? Cemal abiden rica etmiş. Nereye? Hastaneye. Hastaneye mi? Koçum gel, Samim abi hemen gelin dedi. Arabadan ararsın, gel. Sen bir... Selim, seni çok özledim dostum. Tamam, bu kadar duygusallık yeter. Şimdi, senin buradan çıkman gerekiyor. Lastiklerin nerede? İşte oradalar şu an. Tamam, takın. Adamım tıpkı eski zamanlardaki gibi olacak. Gerçekten mi? Ne yapıyoruz akşam? Parti yapıyoruz. Tabii. Tabii canım. Ben pijamalar alıp geleyim. Ben de gideyim şu arkadaşın evini bir ziyaret edeyim bakalım. Hangi arkadaş Ali? Ne bileyim, Nurcan mıydı, Gülcan mıydı? Neydi bunun ismi? Yok. Gerek yok. Halim abi. Var var. Yaptığı iş mi şimdi bunu rahatsız? Hadi bir kaza olmuş yani. Sen kalkıp niye kaçıp gidiyorsun? Halim abi, biz halledeceğiz o meseleyi. Furkan. Ya sus sen, karışma. Kafanda bandaj halledeceğini yapıyorsun. Üzülecek bir şey yok sanırım artık, tamam. Bak Eda iyi, bu adamların parasını da artık ne yapıp edip bulacağız. Bir yere yapsam öbür taraf yıkılıyorum Elia. Hep öyle sanırım. Hele sen sıkma canını. Bak yeğenine bir şey olmadı. Vallahi yani yat kalk ona şükret ha. Allah korusun. Allah korusun. Telefon da durmadı ha. Alo. Koçum tekrar hayırlı günler. Kardeşim bak, ben Cemal Bey'le konuştum, halledeceğim tamam mı? Cemal abi selam gönderdi. Bir de misafirimiz var. Ne misafiri? Valla şöyle dolaşıp aldığımız yere bırakacağız. Kimi bırakacak? Sen bana baksana lan. Alo dayı. Yiğit. Dayı ben iyiyim. Bir şeyim yok, merak etme beni. Lan bırakın o çocuğu. Sami. Yido sen neredesin? Dur sen merak etme. Ben gelip seni alacağım. O uğursuzu ver bakın sen bana. Kardeşim senin hesabın benle, çocuğu bırak. Namus. Beyefendi. Ya tamam, bir şey yok.
Sen neredesin? Bekle, geliyorum. Sami. Sen çocukların başında dur Melih. Ya Sami. Nereye götürüyorsunuz beni? Hiç. Dolaşıp döneceğiz. Ama dayının üstüne düşeni yaparsa hastanede götürürüz, eve de götürürüz. Bizim için hava hoş. Ali. Alo. Burası ne? Eda, ben yavaş yavaş kaçayım. Sağ ol Ayça. Sabah uğrarım. Hadi görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Ayça'cığım, Feride abla. Hoşça kal. Görüşürüz. Hadi, hadi. Abla? Abla? Ne oldu? Yok, bir şey yok. Bir şey olmuş abla, ne oldu? Abla? Ne oluyor? Abla? Ne oldu ya? Dayım nerede? Reyhan abla. Efendim bir tanem. Dayım niye gelmedi? Gelecek Mertcan'cığım. Ya ben abimin ablamın yanına gitmek istiyorum. Tamam, gideceğiz. Bir dayın gelsin. Olur mu? Seyhan. Hı. Sen abi geldi mi? Yok. Ne oldu? Gelsene bir dakika. Mertcan'cığım, ben şimdi geliyorum. Siz uslu uslu oturun, tamam mı? Tamam. Ali. Ne oldu? Yiğit yok. Nasıl yok? Tefeciler almış. Ne? O ne demek Ali? Ya getirip bırakacaklar. Gözdağı vermek için. Ay nasıl ya? Dayı. Ha. Ali, Şeynaz nerede? Yukarıda mı? Yukarıda abi. Dayı, gitmeyecek miyiz? Gideceğiz Can canım. Az biraz işim var oğlum. Bekle. Şeynaz, hani bana bugün bir soru sordun ya. Ne sordun kuşum? Ya bu ortaklık hakkında. Ha evet. Hani dedin bu tefecileri bırak, bunlarla iş olmaz. Borcun olacaksa bana olsun. Samim. Bu teklifin hala geçerli mi? Elbette geçerli. O zaman kabul ediyorum. Ortak oluyoruz. Ortak oluyoruz.